Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen büyük taarruz 96 yıl önce 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle taçlandı. İşte o zafer bugün tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlandı. İktidarıyla muhalefetiyle devletin zirvesi tam kadro Anıtkabir'e çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti. 7'den 70'e milyonlar bir kez daha saygı, özlem ve minnetle atasını andı. Önde başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanı, arkasında devlet erkanı. Aslanlı yoldan yürüdüler, atanın huzuruna çıktılar. Büyük Zafer'in 96. yıl dönümünde kutlamaların ilk adresi Anıtkabir'di. Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı Anıtkabir ve çevresinde. Kuş bile uçurtulmadı. Keskin nişancılar çatılardaydı. Siyasette esen soğuk rüzgarlar Anıtkabir'de de hissettirdi kendini. Cumhurbaşkanı ile tören boyu göz göze bile gelmedi CHP lideri. MHP Genel Başkanı Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de törendeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Anıtkabir özel defterini imzaladı. Ataya mesajında birlik beraberlik vurgusu yaptı. Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun. Bir sonraki durak Beştepe'ydi. Cumhurbaşkanı tebrikleri kabul etti. Tıpkı geçen yıllarda olduğu gibi hipodromda tören yoktu. Ama coşku hiç eksik olmadı. Büyük Zafer'in 96. yılı Ankara'da coşkuyla kutlanıyor. Geçit töreni meclis önünden başladı. İstikamet, milli iradenin temelinin atıldığı adres. Binlerce Ankaralı geçit törenini yakından takip etti. Yine gaziler en öndeydi. Askere sevgi büyüktü. 7'den 70'e Ankaralılar kortejin geçişini izledi. Geçit töreninde askerdeki yakınını görenler de oldu. Sevinç ve gurur aynı anda yaşandı. Abim olur kendisi. Kayseri Komando Tugay. Burada mı gördünüz? Aynen, burada gördük. Kendinden haber aldık, o yüzden geldik. Sağdan ikinci sıra. Korteji eski meclisin önünde bando takımı karşıladı. 96 yıl önce zaferle taşlanan büyük taarruz Ankara'da bayram havasında kutlandı. Gölbaşı'ndaysa gözler gökyüzündeydi. Solo Türk gösteri timi başkent semalarında nefes kesen bir gösteriye imza attı. Solo Türk geçen hafta İngiltere'de yapılan yarışmada en iyi solo jet gösteri uçuşu ödülüne layık görülmüştü. Yine havada harikalar yarattı.